क्या होती उतरन। Neyi sever neyi sevmez bilmiyorum. Umarım itçe bunu sever. Elma? Hayır. Muz? Hayır. Portakal? Hayır. Üzüm? O da değil. Heh. Aa, bunlar olur. Tapasya kızım. Tapasya kızım, bu saatte mutfakta sen ne yapıyorsun ha? Bir ihtiyacın varsa hemen beni çağırabilirsin, tamam mı? Bak hanımefendi öğrenirse bana inan çok kızar. Hadi, hadi canım. Hadi sen bunları bana ver, tamam mı? Hadi kızım, söylesene bütün bunları bu saatte nereye götürüyorsun acaba? Ben... Evet. Odama gidiyordum. Çok acıkmıştım da o yüzden. Hadi hadi. Onları bana ver lütfen. Odana ben götürürüm canım. Hayır hayır. Olmaz. Ben götürürüm. Sen hiç zahmet etme. Tapasya... Bana kızgın mısın? Neden benimle konuşmuyorsun? Çünkü seninle benim aramda fark var. Fark mı? Ne farkı İtça? Onu bilmiyorum. Ben biliyorum. Fark falan yok. Bak sana neler getirdim. Hepsi çok güzel. Al İtça. Hadi al. Ne düşünüyorsun? Bunlar senin için İtça. Yesene. Ye İtça. Lütfen. Hayır. Biliyor musun? Babaannem ne der? Bir şeyi paylaşırsak aramızdaki sevgi çoğalırmış. Hı? Alsana. Al. Aramızdaki sevgi artsın. Ne yapıyorsun sen? Ha? Neden Tapasya'nın eşyalarını alıyordun? Anlamıyorum neden? Söylesene. Sana kaç kere söyledim İtça? Sana verdiklerimle mutlu olamıyor musun? Ha? Ben bir şey yapmadım anne. Bugün senin yüzünden çok mahcup oldum. Çok mahcup oldum. Ben bir şey yapmadım. Evet anne. İtça bir şey yapmadı. O meyve suyunu ona ben verdim.
zaten. Hem zaten İtçe almayı kabul etmedi. Annem benimle oynaması için İtçe'yi kabul etti. Ama bugün aramızda fark olduğunu söylüyor. Ve sen de İtçe'nin benden bir şey almasını istemiyorsun. Söylesene, aramızda ne fark var? Söylesene anne. Söyle. Ne fark var aramızda? Söyle lütfen. Söylesene anne. Tabasa ile aramızda ne fark var bizim? Söylesene anne. Neden eşyamızı paylaşamıyoruz? Neden? Söylesene anne. Tapasya ile aramızda ne fark var? Tapasya! Hanımefendi. Tapasya kızım, neredesin? Kızım. Kızım, ben seni kapıya kadar götüreyim. Hadi. Hayır hayır. Gerek yok. Tapasya! 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 Hanımefendi. Tapasya kızım, neredesin? Kızım, yapma. Gitmen lazım. Yoksa hanımefendi çok sinirlenir. Hadi. Tamam. Gideceğim ama İtçe benim arkadaşım olduğuna söz versin. Tapasya. Nerede bu kız? Kızım, bak bunları sonra konuşuruz. Şimdi gitmen lazım. Yoksa ikimizi de azarlayacak. Tamam ama nereye? Hadi yani gel ben... kızım, seni götüreyim. Hadi gel, gel kızım. Hadi. Hemen gitmen lazım. Tamam, ben nasıl, kızım, ne yapacağım? Kızım, gel. Hadi kızım, hemen gitmen lazım. Ne olur, hadi. Anne, neden bu kadar korkuyorsun? Söylesene, ondan neden bu kadar korkuyorsun? Neden hanımefendi çok kızacakmış? Anne, sen madem o hanımefendi için çalışıyorsun, bu eve girmesine neden izin vermiyor? Hanımefendi benim Tapasya'nın evine girmeme de izin vermiyor. Bana neden böyle yapıyorlar? Söyle anne, neden yapıyorlar? İçacığım, görüyorsun ki elbisene düğme dikiyorum. Değil mi kızım? Eğer düğme dikmezsem yarın ne giyeceksin? Ha? Ne zaman eski evimize gideceksin? Çamki teyzeyle konuşman gerekiyor, değil mi? Neden benimle konuşmuyorsun? Söyle, neden konuşmuyorsun? Bana cevap ver anne. Çünkü sana anlatamam İçacığım. Neden anlatamazsın? Hanımefendi Tapasya'yı güzelce anlatıyor. Sen neden anlatmıyorsun? Tapasya'nın benden ne farkı var? Sen de annesin, değil mi? Neden anlatmıyormuşsun? Söyle. Hadi anne,
Tapasya ile benim aramda ne fark var? Söyle. İtça. Anne, Tapasya'nın elbisesini gördün mü? Ne kadar güzel, öyle değil mi? Tapasya, pırıl pırıl elbiseler giyiyor. Bense bu eski kıyafetleri giyiyorum. Aramızdaki fark bu mu anne? Hadi söyle, bana öyle geldi. Hayır bir tanem. Mesele bu değil. O zaman sorun ne? Neden ikimiz farklıyız? Ben bugün ona farklarını anlatamazsam... ...yarın başka birisi gelip anlatacak. O zaman İtçam nasıl tepki verir bilmiyorum. Bunu ona ben anlatmalıyım. Bunu ona nasıl anlatacağım? Ne diyeceğim? Bilmiyorum. Nerede bu kız? Tapasya yavrum! Tapasya! Tapasya neredesin? Tapasya! Tapasya neredesin? Yavrum, nereye gittin? Ne zamandır seni arıyorum. Neredeydin? Mutfağa su içmeye gitmiştim. Anladım. Tamam kızım, senin için süt gönderiyorum. Onu iç, olur mu? Tamam. Bugün bir hizmetçi yüzünden Tapasya'm yalan söylemeyi öğrendi. Seninle Tapasya farklısınız yavrum. Ama esas fark benimle... ...hanımefendi arasında. Onlar çok zenginler. Ama ben çok fakirim. Onların çok parası var yavrum. Tapasya'yı her şeyi alıyorlar. Bense sana alamıyorum yavrum. Sen hep soruyorsun değil mi? Neden korkuyorsun diye. Evet korkuyorum kızım. Çünkü onlar sinirlenip sana kızmamalı. Eğer kızarlarsa... ...ben buna dayanamam. Kimsenin İtçam'a kızmasına, bağırmasına... ...ya da vurmasına dayanamam. Beni anlıyor musun yavrum? Anne, sen korkmuyorsun. Her şeyi anladım.
Hanımefendiyi kızdıracak hiçbir şey yapmayacağım. Sana söz veriyorum anneciğim, merak etme. Ve ben... Tapasya'nın hiçbir şeyini almayacağım anne. Bana güvenebilirsin. Seni seviyorum. Çok seviyorum. Tapasya uyudu mu? Hayır. Ben sana bir şey söylemek istiyorum. Hı hı, söyle. Ne oldu Divya? Bu konu hakkında konuşmak istemediğini söyledin ama... Şu mesele, hala üzgünsün sen, anladım. Şimdi boş ver bunu. O daha bir çocuk. Peki söyler misin, ne oldu? Ne mi oldu? Hiçbir şey olmadı gerçekten. Biliyor musun? Bugün kızın bana yalan söyledi. Hayır, böyle bir şey olamaz. Tapasya asla yalan söyleyemez. Ben de öyle düşünüyorum. Ama öyle değil. Biliyor musun bugün ne oldu? Tapasya iç çayla oynuyordu ve geldiğinde ayağında çamur vardı. Nereden geldin diye sorduğumda mutfaktan geldiğini, sadece su içmeye gittiğini söyledi bana. Bak... Biliyorum, bu konuyu kafaya takma dedin ama bu küçük şeyler yarın büyüyebilir. Bugün Tapasya o sokak çocuğu yüzünden yalan söyledi. Onu düşünmüş olabilir. O kadının kızını, o kadın yalan söyledi. Ve yine de evimizde kaldı. Hepsi İtcan'ın kötü alışkanlığı, Tapasya'yı kötü etkiliyor. Bugün bize yalan söyledi. Böyle sessiz kalırsak yarın... Yarın hırsızlık bile yapabilir. Şimdi söyle, haksız mıyım? Tamam, ben Tapasya ile konuşurum. Goldie. Çok korkuyorum. Büyükannem hep yalan söyleme, çok günah derdi. Bugün anneme yalan söyledim. Günah işledim. Şimdi ne olacak? Söylesene Goldie. Goldie lütfen. Sen de mi bilmiyorsun? Goldie söyle lütfen. Goldie söylesene. Tapasya kızım. Baba. Uyumadın mı sen? Hadi gel bakalım. Seninle masal dinleyelim mi?
Hayır mı? O zaman ne yapalım? Konuşalım. Tamam. He? Tapasya kızım. Bugün annene galiba küçük bir yalan söyledin. Peki, neden yalan söyledin yavrum? Özür dilerim baba. Tamam. Tamam. Ağlama. Ağlama. Sen benim cesur kızımsın. Ağlamak sana hiç yakışmıyor. Gül bakalım. Tamam mı? Hadi. Gül bakalım. Gül hadi. Evet işte böyle. Benim kızım böyle daha güzel. Şimdi söyle bakalım bana. İlçanın evine gittim. Çok üzgündü. O yüzden onunla konuşmak istedim. Kızım, eğer İlçaya gittiysen o zaman annene söylemen gerekirdi, değil mi? Neden yalan söyledin? Korktum baba. Korktun mu? Neden? İpça için mutfaktan bir sürü şey çaldım. Üzgünüm. Tapasya kızım, biliyorsun değil mi? Hırsızlık yapmak, yalan söylemek çok kötü şeylerdir. Peki sen neden böyle yaptın? Eğer anneme söyleseydim bana kızıp bağırırdı. Neden bağırsın? Tamam, artık annen sana bağırmayacak. Annenle konuşacağım. Annen sana asla bağırmayacak. Evet, kızmayacağım. İç çayla eşyalarımı paylaşsam bile mi bağırmayacak? İç çayla her şeyini paylaşabilirsin. Ama yalan söylemek ya da hırsızlık yapmak... Hayır, asla. Tamam, söz ver. Söz. Evet, benim pamuk prensesim. Çok tatlıdır, çok tatlı. Tamam, ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? İç çayla oynamaya. Yavrum, çok geç oldu artık. Uyku vakti, hadi lütfen. Yarın sabah okula gitmen lazım. Hem iç çayda uyuyordur şimdi. Tamam, o zaman bize masal anlat. Masal mı? Üzgünüm canım. Şimdi çok işim var. Masalı sana annen anlatır. Hadi gel. Sana masal anlatayım. Hadi. Hadi. İyi geceler Pamuk Prensesim. Benim güzel kızım. Hadi. Gel. Hadi gel. Gel. Sana masal anlatacağım. Yat bakalım. Söyle bakalım, sana kimin masalını anlatayım? Prensesin. E
Evvel zaman içinde bir güzel bir prenses varmış. Kral ile kraliçe prensesi çok severmiş. Çok fakirmiş. Çok fakir bir kızmış. Ama çok güzelmiş. Annesi ve babası yokmuş, üvey annesi ve üvey kardeşi varmış ve ona kötü davranırlarmış. Sarayda herkes prensesi çok severmiş. Prensese her şeyi verirlermiş. Ve günlerden bir gün çok kötü bir cadı gelmiş ve bir iğne batırmış cadı. Gece gündüz çalışıyormuş. Bütün ev işini tek başına yapıyormuş. Ve bir gün büyüsüyle iyi bir prenses gelmiş. Büyüsüyle ona kalacak yer ve güzel giysiler vermiş. Sonra prenses 1000 yıl uyumuş. Kimse onu uyandıramamış. Bir gün yakışıklı bir prens gelmiş ve prensesi güzel uykusundan uyandırmış. Sonra kız o güzel giysileri giymiş ve prenses gibi olmuş. Sonra büyücü demiş ki, bir prens seninle arkadaşlık yapmayı çok istiyor. Yakışıklı bir prens o sırada kıza bakıyormuş. Tam o anda. Sonra o prens ve prenses evlenmişler. O kız prense her şeyi anlatmış. Ona giysileri bir büyücünün verdiğini söylemiş. Ben çok fakirim demiş. Yine de prens onu çok sevmiş ve sonra da onlar... Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise koi roothi nani nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise koi roothi nani kisi ka jeevan sapna hai kisi ka sapna hai किसी के उतरे सपनों से सजे किसी का बचपन वो नहीं समझे अभी क्या होती है उतरन Hey dur seni öldürmeyeceğim gerçekten sana zarar vermeyeceğim sadece seni bahçeye bırakacağım tamam dur seni öldürmeyeceğim bak dur ama Dursana artık. Lütfen. Dur. Sana zarar vermeyeceğim diyorum. Hey Itcha. Ne yapıyorsun sen? Tapasya. Hadi gel oynayalım. Sana oyuncaklarımı vereyim. Aa, ne oldu? Annem dedi ki senden hiçbir şey almamalıymış. Neden? Çünkü senin... Babanla annen çok zengin insanlar ama benim annem fakir ve o bir hizmetçi. Ne olmuş yani? Eğer senden bir şey alırsam senin annen de benim annem de bana bağırır. Hayır, hiçbir şey olmaz. Annem babama söz verdi. Seninle her şeyi paylaşabilirim. Şimdi gel, hiçbir şey olmayacak. Gerçekten mi? Evet, gerçekten hiçbir şey olmayacak. Bu doğru mu? Evet Itcha, hiçbir şey olmayacak. Gel hadi. Ama Tapasya. Itcha, inat etme. Gel buraya. Bir şey olmayacak dedim. Oh. Tapasya kızım. Nereye gidiyorsun? Ben... Dur, ne yaptın, ne oldu? Sana... Hey Itcha, neden orada öyle duruyorsun? Gelsene içeri. Hadi gel. Babam söyledi. Annem sana kızmayacak, tamam mı? Gel hadi. Hadi gel. Bu taraftan.
bebeğim. Bu senin ayıcığın, bu da benim. Tapasya, neden böyle yapıyorsun? Ben böyle istiyorum. Bu senin, bu da benim. Tapasya, neden bunları bana veriyorsun? Çünkü senin hiç oyuncağın yok, o yüzden. Az önce gördüm, o siyah şeyle oynuyordun. Eğer seni ısırsaydı ne olacaktı? Ne oldu? Siyah karınca bir şey yapmaz. Ama kırmızı karınca ısırır. Öyle mi? Evet. Siyah karıncalar çok zekidir. Oradan oraya gider dururlar. Oradan oraya giderler hep. Neden? Siyah karıncalar çok çalışkandır. Karınca mı çalışıyor? Evet, çok çalışıyor. Aynı benim annem gibi. Ama kimin için çalışıyor? Kraliçe karınca için. Aynı senin annenin benim annem için çalıştığı gibi. Aynen öyle. Değil mi? Evet. Ama kraliçe karınca kızıp bağırmaz. Of İtca, sana söyledim ya, annem kızmayacak. Eğer öyle bir şey yaparsa babama söylerim. Tamam mı? Bu senin, bu da benim. Tamam. Gadi doğru zamanda gelecek, öyle değil mi? Hayır, yapamam. Arabayı gönderiyorum. Tamam mı? Güle güle. Divya, teyzen geliyor. Ne? Akşam treniyle. Neden bana daha önceden söylemedin? Söylemedim işte. Ben Paliköy'üne gidiyorum. Şoföre seni istasyona götürüp teyzeni almasını söyledim. Hepsi bitti. Artık benim ne kadar oyuncağım varsa senin de o kadar olacak. Ama Tapasya, ben bunları alamam. Tapasya, ben bunları istemiyorum. Annem senden hiçbir şey almamamı söyledi. Ama ben vermek istiyorum. Bunları alamam. Peki tamam, oyuncaklarımı alma. Ama sana bir şey vermem lazım. Benim arkadaşımsın, değil mi? Sana ne vereceğim? Ne vereceğim? Kitap? Hayır. Ha! Sana balık vereceğim. Yani Golden'in yarısını bana mı vereceksin? Hayır, sana başka balık vereceğim. Ama ben o balığı ne yapacağım? Kimse olmadığı zaman biriyle konuşacaksam Goldie ile konuşurum. Yanında biri olmalı, değil mi? Ama ben yalnız kalınca sen benim yanıma gelirsin, değil mi? Şimdi yanındayım. Ama ikimiz kavga ettiğimiz zaman seninle küsersek... Benimle küsecek misin yani? Of, kavga ettiğimiz zaman ya. Ha? Arkadaşlar kavga eder. Ben trafik ışığının yanında dururken orada da arkadaşlarım vardı. Benim de evim vardı. Biz de kavga ederdik. Ama kavga ettikten sonra hemen barışıp konuşurduk. Bütün arkadaşlar böyledir. Seninle de öyle arkadaşız, değil mi? Evet. Bizimkilere söylerim. Sana bir balık alırlar. Tamam mı? Almaya ne gerek var ki? Başka nasıl olacak? Bak, Kaolin Ma'nın orada bir
mabet var ya, oranın yanında bir göl var. Balığı o gölden getiririz biz de. Biliyor musun? Orada bir sürü balık var. Ve Baccu derdi, bedava alabiliyorsak para vermeye ne gerek var ki? Biliyor musun? Tatlı'da balık yakalıyor. Gel, o gölün oraya gidelim. Hadi, hadi. Hadi ama Tapasya, hadi gidelim. Hayır, dur. Tamam, ama annem gitmeme izin vermez. Ben seninle oynarım ama... evin dışında değil. Tamam o zaman, başka oyun oynarız biz. Hayır. Balık yakalayalım. Ne? Ama sen... Evet, anneme söylemeyiz. Gizlice gideriz. Hayır, eğer biri yakalarsa o zaman annem de kızar. Hayır, hayır, kimse yakalamayacak. Gel, hadi gidelim, gel. Ah Tapasya kızım. Hazırlan yavrum. Gidip büyükanneni istasyondan almamız gerek. Odana git ve üstünü değiştir. Tamam. Hadi Tapasya. Anne, ben istasyona gitmeyeceğim. Yavrum, büyükannen geliyor. Sana bir sürü hediye getiriyor. Aa evet. Hediyeler getirecek değil mi? Evet, hadi hazırlan. İtça dur. Anne, büyük annem eve geliyor değil mi? Onu görüp sonra İtça ile oynarım. Anne, İtça ile ben oyun oynuyordum. Ve oyunumuz daha bitmedi. Kızım, sonra da oynarsınız değil mi? Şimdi benimle istasyona gelirsen büyük annen çok sevinir. Ama oyunumuz bitmeden gidersem İtça da çok üzülecek. Yavrum, neden böyle yapıyorsun? Ama anne, babama söz verdin değil mi? Ne zaman istersem İtça ile oynayabilirim. Değil mi? İstasyona gitmek istemiyorum. İtça ile oyun oynamak istiyorum. Evet, evet. Annem evden gidince balığı yakalamaya gidebiliriz. Tamam mı? Tamam. Jyoti, teyzemin odasını temizle. Odası hazır olsun. Maharaj, yemeğine az kekik koyun. Tamam hanımefendi, hazırlıyorum. Mutfakta sebzeleri doğramada sana yardım eder. Tamam. Ha bir de Tapasya'ya dikkat et. Tamam. Bir de kızına göz kulak ol. Teyzemin karşısına çıkmasına izin verme. Anladın mı beni? Evet. Güle güle anne. Hoşça kal kızım. Tamam, annem gitti. Balık yakalamak için şey lazım bize. Bir şey mi arıyorsunuz? Tapasya canım. Bir şey istiyorsan bana söyleyebilirsin canım. Ben veririm. Söyle ne istiyorsun? İtça, ne istiyoruz?
Şey hani çay doldururken kullanırız. Böyle hani şeyleri bardağa dolmasın diye kullanırız. Ha, süzgeç. Ha, evet. Bu olur değil mi? Al bunu. İça. Bu olur mu? Aa, bu biraz küçük. Daha büyüğü yok mu? Alın. Bundan hangisini istiyorsanız seçin. İça, bunlardan hangisi lazım bize? Hepsini al. Tamam. Tapasya, kızım bunları ne yapacaksınız? Evet, biraz işimiz var. Anlamıyorum. Neden Tapasya ile kızım mutfaktaki bütün süzgeçleri aldı? Öyle mi? Yani evcilik oynuyorlardır herhalde. Jyoti, ben bunu doğrayayım mı? Evet. Şimdi ne yapacağız? Arka taraftaki yoldan gidelim. Ha? Tamam, hadi. Gel. Tapasya, bir dahaki sefere Goldie'yi de alalım. Göldeki diğer balıklarla tanıştırırız. Ne oldu Tapasya? Biliyor musun? Bazen şoför bizi bahçıvanla dışarı çıkarıyor. Onlar olmadan hiç çıkmıyorum. Böyle çok eğlenceli. Onlar benim eğlenmeme izin vermiyor. O zaman gel, şimdi eğleneceğiz. Biliyor musun? Onun köyüne gittiğimiz zaman orada çok eğleniyorum. Hem de çok fazla. Benim de eski evimizin orada bir ninem var. Ben ona Arjum nine diyorum. Vay canına. Çok güzel bir göl değil mi? Evet. Ne? Korkma, tamam mı? Gel. Ah!
nasıl? Böyle. Evet, balık geldi. Balık geldi. Tamam, adını ne koyacağız? Torbayı getir, içine de su koy. Biliyor musun? Tam bu da böyle yapardı. O da aynı bizim gibi yapardı. Tamam, adını ne koyacağız? Pakya. Pakya. Aa, çok güzel bir isim. Akşam oldu Tapasya. Hemen gitmemiz gerekiyor. Annen görürse. Evet, gidelim. Çabuk gel hadi. 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 Hadi bu taraftan. नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जैसे कोई रूठी नानी नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी